Ben tarafım. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarafındayım. Türk Milleti tarafındayım. Ben tarafım. Herkese merhaba. Bugün daha önce yaşamış olduğumuz futbol krizi, Riyad şehrinde yaşanan Süper Kupa krizinden bahsetmek istiyorum. Aradan biraz zaman geçti. Daha önceki araştırmalarımızda da yer vermiştik. Ocak ayı Türkiye'nin nabzı araştırmamızda da yer verdik ama daha önce söylemiştim. Bazı siyasi sonuçları paylaştım. Şimdi futbolla ilgili sonuçları paylaşıp bunun siyasetle ilişkisi görülüyor mu toplum tarafından, ona da değinmek istiyorum. Bu çalışmayı biz Türkiye genelini temsilen 26 ilde KATİ metoduyla, yani bilgisayar destekli telefon anketiyle 2200 kişiyle yaptık. Künyesini de vermiş olayım. Sorumuz şu: Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde yaşanan Süper Kupa krizinden haberdar mısınız? Bu krizden haberdar olanların oranı %73.5, %26.5'i de haberdar değil. Baktığımız zamanda da, yani partileri de sorduk çünkü bu sorun içerisinde. AK Parti'den %66, CHP'den %78.8, MHP'den 85, İYİ Parti'den 80.9, DEM, HDP 69, o şekilde bir haberdar olma durumları var. Kadınların %67.4'ü, erkeklerin %79.8'i haberdar. Baktığımız zaman da yaşlarda da çok öyle aman bir şey yok. Hatta yaş ortalaması yükselince özellikle 45-54'te 84.8, 55-64'te 82 oranında bir daha fazla bilinme var. 18-24'te 61. 25-34'te de 61.7 bilinme oranı var. Yani diyebiliriz ki orta yaş üzeri daha çok takip etmiş bunu. Futbolda yaşanan bu krizde kimin kusuru olduğunu düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde yaşanan Süper Kupa krizinden bahsediyoruz tabii. Oraya evet cevabını veren kişilere sorduk. 1621 kişi evet cevabını verenler. Futbol Federasyonu diyen %61.4. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi diyen %3.9, Ali Koç diyen 14.7, hepsi diyen %20. Yani Futbol Federasyonu'nun burada bir şekilde, yani uygun kelimeyi bulmaya çalışıyorum çünkü belki hakarete varabilir ama orada bir en ufak tabiriyle bir aymazlıkları var. Bu aymazlığın neticesi olarak biz bu krizi yaşadık. Partilere baktığımız zaman, işte daha önceki seçimde verdikleri parti durumuna göre Futbol Federasyonu AK Parti'de 37.8 iken Ali Koç 25.2, Ali Koç en yüksek denilen AK Parti tabanı. CHP tabanında da 82.1 ile Futbol Federasyonu en yüksek çıkmış. Ali Koç diyenler orada da var, 6.2. MHP'de Futbol Federasyonu %42 çıkmış. Ali Koç 18.5 çıkmış. İYİ Parti'de Futbol Federasyonu 77.5. Ali Koç 17.5 çıkmış. HDP'de %54. Futbol Federasyonu %7.9. Ali Koç demiş. %31.7'si de hepsi demişler. Yerlerine girmeyelim. Baktığımız zaman da erkekler %64.1 ile daha çok Futbol Federasyonu'nu sorumlu tutmuşlar. Kadınları 58.4 ile daha düşük kalmış. Yine baktığımız zaman da kadınlarda Ali Koç diyenler daha yüksek oranda 18.8, erkeklerde 11.3. Yaş ortalamasına baktığımız zaman da en çok Ali Koç diyenler 35-44 yaş arasında olduğunu söyleyebiliriz. Futbol Federasyonu'nda en çok diyenler 45-54 ile 62.8. Eğitim durumuna da bakmak gerekir burada diye düşünüyorum. Lise ve denge eğitimde olanlar 64.8 ile Futbol Federasyonu demiş. 67.5 ile yüksek öğrenimdekiler Futbol Federasyonu demiş. Lise altı eğitimde Ali Koç 13.2 söylenmiş. Ve okuma yazma bilmeyenler de Ali Koç biraz daha yüksek, 67.9. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının çok düşük olduğunu söylemedim. Ve gelelim bu tüm sürecin işlerliğinde gelinen bir sonuç var ki, o da şu: bu krizin muhalefet tarafından yerel seçimler öncesi siyasi bir fırsata dönüştürülmek istendiği önermesine katılıyor musunuz? Yine evet diyenlere sorduğumuz soru bu. Evet diyenlerin oranı %53, hayır diyenler %47. Demek ki böyle bir konuya, böyle bir önermeye inanıyorlar ve inanılmaz bir şekilde
CHP tabanında 39.3'ü bu konuya evet demiş. AK Parti'de 63.9, MHP'de 67.1, İYİ Parti'de 37.5, HDP'de de 54 evet önermesi, bunun siyasi amaçlı olarak siyasi bir fırsata dönüştürmek istediğine inanmış. Yani burada bu sonucun, bu sürecin aslına bakarsanız büyük bir sıkıntıya sebep olabilecek bir noktaya geldiğini gördük. Biz gezi olaylarında şahit olduk ki futbol taraftarları, spor taraftarları bir şekilde provoke edildi, sahalara sürüldü. Bunun neticesi olarak da biz ağır bedeller ödedik. Can kayıplarımız oldu. Ekonomik kayıplar saymıyorum bile. Yani dolayısıyla futbol çoğu zaman işte spor olarak çok iyi insan enerjisini atıyor efendim. Zararlara, alışkanlıklardan uzak kalıyor ve benzeri gibi birçok şeyini sayabiliriz. Ama netice itibariyle futbolun siyasete bulaştırılmak istenmesi çok yanlış ve alçakça bir durumdur. Bunu Hilmi Taşdemir olarak buraya söylemiş olayım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmadıysanız abone olun. Bizi izlemeye devam edin. Sadece siyasi araştırmalar değil, siyasi olmayan araştırmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunacağız. Ve sizin de özellikle değinmemizi istediğiniz, üzerinde durmamızı istediğiniz konular varsa onları yazın. Ve bu benim konuştuğum konularla ilgili de görüşlerinizi yazarsanız mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.